YouTube kanalından merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir örgü modeli tığ ile örebileceğiniz deniz kabuğu örgü modelinin yapımını göstermek istiyorum sizlere. Atkı için kullanabilirsiniz bu modelimizi. Şal yapabilirsiniz. Örgülerinizde, yelek hırkalarınızda kullanabilirsiniz. Güzel bir örgü modelidir bu. Ben bu modelin yapımını göstermek istiyorum. Dediğim gibi bugün sizlere bu modelimizi simli şal ipimizle öreceğim. Çok ince gördüğünüz gibi ve bunu kalın bir tığ ile 2,5-3 numara arası bir tığ ile öreceğim. Öncelikle modelimizi yapmak için zincir çekiyorum. Zincirimizi çok sıkı çekmiyorum. Kalın bir tığ kullandım. Dediğim gibi şöyle gevşek olarak zincirimi çekiyorum. Ne kadar genişlikte yapmak isterseniz o uzunlukta zincir çekebilirsiniz. Daha fazla da çekebilirsiniz. Çünkü fazla gelen kısmı ise makastan kesip rahatlıkla çıkarabiliriz. Modelimizi yapmak için zincirimi çektim ve modelin yapımını gösteriyorum. Öncelikle geriye dönük ikinci zincirime tığımı batırıp bir sık iğne yapıyorum. İkinci zincirimi tığımı batırdım ve bir sık iğne oluşturdum. Bundan sonra burada görmüş olduğunuz deniz kabuklarımızı ya da midye kabuğu da diyebilirsiniz. Bu uzun ilmeklerimizi oluşturacağım. Bu uzun ilmeklerimizi oluşturmak için bu sık iğne yaptığım yerden sonra zincirlerimden 5 tanesini sayıyorum, atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5'i atladım. 6.'ya tığımı batıracağım. Tığımın üzerine ilmek doluyorum. 6. ilmeğime tığımı batırıyorum. Ve uzatılmış bir tane o alttaki zincirimin uzunluğu kadar uzatılmış bir tane ilmek çekiyorum. Bu çekmiş olduğum ilmeği normal trabzan gibi iki seferde topluyorum. 1 ve 2. İlk ilmeğimi yaptım. Tekrar aynı yere 11 tane olacak şekilde iki seferde çekilen trabzanlarımı oluşturuyorum. 1 ve 2 seferde çektim. İkinci trabzanımı da yaptım. Aynı noktaya batıyorum. Önce ilmeğimi uzatıyorum. Ondan sonra uzattığım ilmeğimi de iki seferde topluyorum. Yedinci ilmeğimi yaptım. 8, 9, 10, 11. ilmeğimi de yaptım. 11. ilmeğimi yaptıktan sonra gene alt noktadan 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir atlıyorum. 6. zincirimi bir sık iğneyle tutturuyorum. Yapmış olduğum deniz kabuğu modelim arkadaşlar. Bir tane sık iğnemi yaptım. Burada yan yana 3 tane sık iğne yapıyorum. 2. Bir sonraki zincire de bir tane daha batıp 3 tane sık iğne yaptım. 3 sık iğne yaptıktan sonra tekrar deniz kabuğu modelimi uyguluyorum. Ne yapıyordum önce? Tığımın üzerine bir ilmek doladım. Alttan 5 tane zincir atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. zincirime tığımı batırıyorum. Tekrar 11 tane uzatılmış ilmek yapıyorum. İki seferde çekilen aynı noktayı batırmış olduğum 11 tane trabzan yapıyorum. Üç, dört, beş, altı, yedi,
8 9 10 ve de 11. ilmeğimi de yaptım. Şimdi tekrardan alttan 5 tane zincir atlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6.'ya sık iğneyle tutturuyorum. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Tekrar bir sonraki midye kabuğum, deniz kabuğum için tığımın üzerine ilmek doladım. Beş tane zincir atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 atladım ve 6.'ya batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8 9 10 ve de 11. ilmeğim. Yine alt noktadan 6. ilmeğimi batıyorum. 1 2 3 4 5 ve de 6. ilmeğime batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Bunu yaptıktan sonra bakın en kenardayım. Bundan sonra döneceğim. Bir tane daha sık iğne yapıp 2 zincir çekiyorum ve de dönüyorum. Döndükten sonra 2 zincirimi çektikten sonra bakın hemen şu dipteki ilmeğe batmıyorum. Bir yanındakine. Bu sırada her görmüş olduğum zincirin üstüne batıp sık iğne yapıyorum. Arka yüzde sık iğne yaparak tekrar sıra başına geliyorum. Alt sırayı yaptıktan sonra üstler daha rahat olacak. Battığımız yerler daha belirgin olacak. Bu sırada her zincire batarak sık iğnemi Şimdi bir üst yaptım. sırayı geçeceğim. Bir üst sırayı geçerken 6 tane zincir çekiyorum. 6 tane zincir çektim ve geri döndüm. Şimdi bu ilk sırada bir noktadan 11 tane trabzan yapmıştım. İkinci sırada bakın arkadaşlar bu kenara modelimin yarısını yerleştireceğim. Yani aynı noktaya 5 tane daha trabzan yapacağım. Aralara deniz kabuklarımı yerleştireceğim. Kenarlarda ise modelimin yarısı oluşacak. Altı zincirimi çektim. Ön yüze geldim. Tığımın üzerine bir ilmek doladım ve aynı noktayı zincirin tam dip kısmındaki yere aynı noktaya 5 tane uzatılmış ilmek oluşturacağım. 1 2 3 4 ve de 5. ilmeğim.
Beşinci ilmeğimi yaptım. Şu alt kısımdaki bakın zincirlerden 1, 2, 3, 4, 5'i atlıyorum. Altıncıya sık iğne yapıyorum. 3 tane yan yana sık iğne oluşturuyorum. Üç tane sık iğnemi yaptıktan sonra tekrar tığımın üzerine bir ilmek doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. ilmeğime batacağım. Bu 6. ilmeğim bir alt sırada 3 tane sık iğne yaptığım yerin tam ortasındaki ilmeğe denk geliyor. 6. ilmeği batıyorum ve tekrardan o noktaya 11 tane uzatılmış ilmek yapıyorum. On bir tane uzatılmış ilmeğimi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi atladım. Altıncıya batıyorum. Tekrardan dediğim gibi yan yana 3 tane sık iğne yapıyorum. Ve aynı işlemi tekrar ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 altıncı ilmeğim. Bu kenara da gene modelimin yarısını yapıyorum. 5 tane uzatılmış ilmek oluşturuyorum kenara. Beş tane ilmeğimi yaptım. 5 ilmeğimi yaptıktan sonra tığımın üzerine 2 ilmek alıyorum ve aynı noktaya batıp burada da kenar kısmını şöyle uzatılmış bir tane ilmek yapıp 2 zincir çekip dönüyorum. Arka yüzde dediğim gibi örgümün üzerine sık iğne yapıyordum. 2 zincirimi çektim. 2 zincir çektikten sonra hemen zincirin dibindeki yere batmıyorum. Bir yanındakine batıp sık iğnelerimi örüyorum. Sık iğnelerimi yapıyorum.
Ve kenardaki ilmeğimi de bir sık iğne yapıyorum. Şimdi iki zincir çekiyorum ve ön yüze geri dönüyorum. Ön yüze geri döndüm. Ön yüze döndükten sonra hemen zincirin dibine batmıyordum bu dönüşümde. Bir sonraki zincire batıp bir sık iğne yapıyorum. Tığımın üzerine ilmek alıyorum ve 5 tane zincir atlayıp 1, 2, 3, 4, 5 o 3 sık iğnenin ortasına denk gelen yere 11 tane uzatılmış ilmeğimi yapıyorum. On birinci ilmeğimi yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş ve altıncı noktaya batıp sık iğne yapıyorum. İki ve üç tane sık iğnemi yaptım. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. İki, üç, dört, beş ve altı. Altıncıya da batırdım. Sık iğnemi yaptım bir. Ve bu o kenardaki iki zincirli olan bölgeye de bir sık iğne yapıyorum. Yani iki tane sık iğne denk getiriyorum. Evet arkadaşlar, sizlere bugün gördüğünüz gibi deniz kabuğu ya da midye kabuğu olarak da bilinen bir tığ ile örülen bir örgü modelinin yapımını gösterip paylaştım. Çok güzel bir örgü Daha kalın modeli. tığla Daha da yumuşak durmasını istiyorsanız 4 numara tığ da kullanabilirsiniz. Daha böyle yumuşak düşsün isterseniz. Arkadaşlar videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimler için zil işaretini açmayı unutmayınız. Videolarımı beğenip paylaşarak ve reklamları izleyerek bana katkıda bulunabilirsiniz. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler diliyorum.